Sol adına yalanlardan bahsediyorsunuz yazınızda. Ve şöyle bir cümleniz var. Ben bıktım artık. Aslında o bıktım artık aslında bu yazınızın gerçekten manşeti olmalıydı. Bıktım artık cümlesi. Bir solcu ve demokrat olarak sol adına söylenen yalanlardan bıktım diyorsunuz. Ne bu yalanlar? Ee, dünyada ve Türkiye'de. Ha mesela dünya çapında ele alalım. Eee... Lenin ve arkasından Stalin döneminde Sovyetler Birliği'nin sosyalist demokrasisi denilen şeyin bayağı demokrasi olduğu ve bir diktatörlük olmadı. Gulag diye bir şeyin olmadı, zorla çalıştırma, Angarya kampları diye bir şey olmadı Sibirya'da ve bunların emperyalist yalanlardan ibaret oldu. Ya da Stalin'in e, tasfiye ettiği ve idama gönderdiği bütün rakiplerinin yani Troç yani Buharinlerin, e, Radeklerin, Piatakovların, bütün Zinovyevlerin, Kamenyevlerin, bütün eski bolşeviklerin gerçekten Sovyetler Birliği'nde karşı devrim yoluyla iktidarı yıkmak peşinde koşmuş olduklar. Ya da e, şeyde e, e, 1939 Ağustos sonunda e, Alman-Sovyet Ribbentrop-Molotov Paktı diye bilinen Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği arasında saldırmazlık paktı imzalandığında hı hı. bunun Polonya'nın paylaşılması konusunda bir gizli protokolünün olmadı Ve bu gizli protokole dayanarak esasen Sovyetler Birliği Polonya'nın yarısını işgal etmediği ve Katin Ormanı katliamının da gerçekleşmediği ya da Sovyetler Birliği'nde antisemitizm olmadı. Yahudi düşmanlığı ve Yahudi pogromları olmadı. Ya da Kore Savaşı'nda durup dururken Amerika'nın ve Birleşmiş Milletler müdahale gücünün Kore'ye saldırdığı, saldırıyı aslında Kim Il Sungun Kuzey Kore birliklerinin başlatmadığı ya da 1956'da Macaristan ıı, Demokratik Macar ıı, Macaristan Mücadelesinin Sovyet tanklarının ezmesinin ya da 1968'de ıı, Prag Baharını ıı, gene ıı, Sovyet tanklarının Arşapaktı birliklerinin ezmesinin emperyalizme karşı bu ülkelerde sosyalizmi kurtarmak hı hı. için yapılmış haklı müdahaleler oldu. Ya da Çin'de kültür devriminin hı hı. bir macı olarak. Eski bir Mao'cu olarak ben bunu çok iyi biliyorum. Çin'de kültür devriminin gerçekten dem halk demokrasisinden yana bir mücadele olduğu ve korkunç fanatik, en fanatik, en korkunç zorbalık ve şiddet örneklerini içermediği ya da Kamboçya'daki ölüm e, tarlaları e, hangi birini sayayım?